Çok teşekkür ederiz. Neler yaşandı neler. Bir yenisi neden yaşanmasın Begüm Hanım? Evet inşallah. Artık bunun sonu 9800. Sanmıyorum ama neden neyse. Neden sanmıyorsunuz canım? Neden sarmıyordu Ceren Hanım'dan? Evet. Ya yani nasip bakalım. Sonra bir anda coştu. Evet. Bir anda. Aslına bakarsanız o coşmayı yaşadık. 3 defa yaşadık da Ceren Hanım arzu ettiği noktaya getirdi. Evet inşallah ben de geçerim ama oyun bu, eğlenmeye geldik sonuçta. Yani yarışma. Merak etmeyin. Bakın Bilge Hanım üzüldü mü Ceren Hanım geçti onu diye. Hayır, tamam. Gurur duydum dedi. Evet. Ceren Hanım da sizinle gurur duyacak. Hadi gelsin ilk soru. Kapı, özür dilerim. Kabı sapı bir, açılır kapanır bıçak. Çakı. Çakıdır o. Batı kökenli de tek kelimedir. Bakın şöyle sorulmuştur. Alt anlamı acıklı olay olan... Dram. Dram. Vallahi bravo. Beş harfli tek kelime efendim. Yine Batı kökenli bir kelime. Buyurun. Sınıf atlamış müstakil ev. Sınıf atlamış. Müstakil ev gibi ama biraz daha böyle bir havalı. İtalyanca böyle bir. Villa. Villa. 500 puan değerindedir. Yine Batı kökenli bir kelime. Buyurun geliyor. Gösteri sanatlarında kullanılan suni ses veya görüntü. Efekt. Yapıştırın yahu Begüm Hanım. Bu ne güzel başlangıç. 6 harfli cevaplara ulaştık bile. Hızlısınız bir de yani. Buyurun geliyor. Suya doymak. Kanama. Ya aa, olmadı. Kanamak diyecektim. Değil. Kanmak. Kanmak daha güzel. Haydi gelsin yenisi. 6 harfidir, tek kelimedir. Yine Batı kökenli. Riski kazanca dönüştürme sanatı. Yani bu işte kaybetme. Riziko. Yok. O değil. Yani bu böyle biraz parayla ilgili bir şey. Şey. Yatırıyoruz böyle şeyleri. Heh, yabancı paraları. Kökenli. Evet. Haberleri var hani. Ekonomi mi? Değil. Şey, bir şey yatırıyorlar böyle kazandım kaybettim falan. Ama unuttum. Hadi bakalım. Bir harf alayım ben. Ya aldık mı harfi? Aldık, aldık ya. Ben. Alalım. Tam yerinden geldi. Ha, diyemedim. Nokta nokta sal durumum iyi değil. Finans. Finans 500 puan değerindedir. Kasayı 2900 yapar. Şimdi geliyor sesi tanımlayan bir söz. Tamam. Sesi tanımlayan. Buyurun bakalım. Boğaz ve burundan gelen uyku hırıltı. Nidası. Hırıltı, uyku nidası. Horultu. Horultu bence uyku horultu. Nidası. Kediler hırlıyor ya. 7 harflidir, tek bir kelimedir. Hani biraz önce bir yazardan bahsettik. O yazar. Geliyor. Alşimist de denen eski çağların spiritüel bilim adamı. Kitabı çok meşhur. Alşimist. Bunu hiç bilemeyeceğim yani. Hiç bilemeyeceğim. Hani böyle işte felsefe taşı filan canım. Harry Potter demeyin sakın. Kitap da dedik Allah korusun. Felsefe taşı falan. Yok işte altına çeviriyor bütün madenleri filan. Arşimet diyeceğim ama hiç alakası yok. Hayır, ben bir hayır, harf alayım. Hayır, hayır. Bir harf istediler. Evet. Vazgeçtiler. Öyle mi? Bilemem. Ha vazgeçiyor muyum? Evet. O zaman ay tüh. Keşke. Ya eski böyle eski bir bilim. Eflatun şimdiki mu? Yok hayır bilim dalı. Bilim o bilim mi? Dalıyla ilgilenen kişi demek istiyor. Bilim adamı ama spiritüel biraz. Eskilerde kalmış. Simyacı. Nedir? Simyacı. Begüm Hanım beni niye uğraştırıyorsunuz burada? Siz beni uğraştırdınız ama. Allah Allah. Biliyorsunuz da yani. Buyurun gelsin yenisi. Kimseye belli etmeden bir şeyi kendine dert etmek. Duygulanmak. Kendine. İçlenmek. İçlenmek mi o? 5100 oldu kasa. Gelsin yenisi. 8 harflidir, tek kelimedir. Şöyle sorulmuştur. Türlü böceklere karşı kullanılan, genellikle dokumadan yapılan bir tür korunak. Sineklik. Sineklik mi o? Sineklik. Hani bu yatakların etrafında. Cibinlik. Cibinlik. Cibin de zaten sinek demek. Evet, tamam, öğrendim ne oldu. Gidiyoruz vallahi. Nasip. 1 dakika 39 saniye var elimizde. 4 tane soruya cevap vereceğiz. Süreyi çok güzel kullandınız. Bu da size ciddi avantaj sağlıyor. Şu finansta o harfi almasaydık çok daha rahat olacaktım evet. Ama hadi hayırlısı bakalım. Hayırlısı. İki kelimeden oluşuyor. Şöyle soruluyor. Koleksiyonu da yapılan bir iletişim materyalidir. İki kelime. Koleksiyonu yapılan iletişim materyali. Hı. Koleksiyonu yapılan ne var ki zaten? Pul var. İletişim materyali pul. Mi pul? Evet. Evet. Pul neyi?
Neyi acaba? Ya da ne? Pulu, damga pulu. Damga pulu. Değil mi? İletişim materyali olsun. Damga olmasın. Gönderi pulu ne? İşte ne posta pulu. Nedir o? Posta pulu. Posta pulu. Çok basit soru, çok basit cevap. Lütfen basitini düşünün. Buyurun, tek kelime mastarla bitmekte. Ateşin yakıtla veya oksijenle olan temasını kesmek. Söndürmek. Bana mı soruyorsunuz? Cevap veriyorsunuz. Kolay sormuşsunuz. Ceren Hanım'a bakıyorum. Ne yapıyor diye. Halen çok tatlı bir şekilde gülümsüyor. Buyurun, son iki soru efendim. İşlenen ilk günahın ögesi olan yasak yiyecek. Elma. Yasak bilmiyorum, elma. Bilmiyorum. Onlar da öyle diyorlar ama bence yasak elma 10 harfli değil. Aa. Bence yasak elma 9 harfli. Evet. Elma yerine? Yasak meyve. Yasak meyve. 1000 puan değerinde. Bunu zaten bulursunuz yahu. Gelsin görelim. Kabarcıklar çıkararak kaynamak. Fokurdamak. Kaynama. Nedir o? Fokurdamak. Öyle midir? Vallahi. Nasıl bir bölüm durur ya. Efendim, şu kadarını söylemek isterim öncelikle. Vildan Hanım gibi bir yarışmacıyı bulduğumuz zaman biz öyle hemen bırakmıyoruz. Çok güzel bir bölüm hazırlıyoruz efendim. Hevesi kursağında kalanlar bölümü. Katılmayı arzu eder misiniz? Tabii ki. Uygun bir zamanınızda o zaman geleceğiz, peşinizden koşacağız. Bilesin, bir alkış kendisine. Ceren Hanım, ne dersiniz? O bölümlerin birinde şöyle bir gelinizden nefes almak ister misiniz? İsterim. Bir alkış daha kendilerine. Hilal Hanım ve Serkan Bey, bir sezon bekletirim. Fakat sizi burada tekrar görmeyi çok arzu ederim. Memnuniyet. Hakikaten öyle. Çünkü güzel performanslardı, neşeli performanslardı. Bir alkış da size. Fazla mesai yaptırdım alkışa, fark ettiniz evet, mi? Evet, biraz öyle. Çünkü bakayım, sizin performansınız hakikaten etki yaratmış mı? Kuvvetli mi alkışlayacaklar, az mı? Teslim edeyim. Teşekkür ederim. D-Smart Mega Paket 12 aylık. Unutmazsınız bizi bir yok, yıl boyunca. Yok, hiç unutmam. Yok, zaten hafta finalinde bir aradayız. Sonrasında tamam. Tur finaline taşırız. İnşallah. Ben 9800 bekliyorum. Nasip. Vallahi bekliyorum.